Almanya'da yaşayan Türkçe konuşan vatandaşlarımızın yani gurbetçilerin en büyük problemi stres. Peki bu stresin kaynaklarından bir tanesine iş ortamı. Ne iş yapıyorsa orada bulunan Almanların yaptığı baskı olabilir. Bunlardan bir tanesi ne olabilir? Örneğin Alman çalışkan. Alman söz verdiği zaman yerine getiriyor. Alman bir ürünü teslim edeceği günden 2 gün önce teslim ediyor. Prensipleri var. Katı. Öyle öğrenmişler, öyle görmüşler. Belki de 2. Dünya Savaşı'nda tamamen her şeyleri sıfıra indi. Mecbur daha fazla çalışmak zorunda kaldıkları için, yani bu duruma getirebilmek için çok çalıştılar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok çalıştılar, çok gayret gösterdiler. Ondan dolayı bu çalışkanlıkları onlarda normalleşti. Onlar da normal. Ama bizde aşırı derecede çalışmak belki veya 6 saat uyumak anormal olabilir. Bilhassa sonradan Almanya'ya gelen 10 sene 15 sene önce gelmiş bir insanda bu normal olmadığı için aşırı derecede yani bunların sosyal olmaması, sürekli çalışmaması başta anormal geldiği için sende stres yapabilir. Veya bir çeşit mahalle baskısı yapabilir senin iş arkadaşın Alman. Çalışkan, gayretli olduğu için senden de aynısını istiyor. Veya senden daha fazlasını istiyor. O yüzden sana stres yapıyor. Ve bunların böyle sende baskılar olduğundan dolayı bu stres ağır gelebilir. Bunu yönetmeyi öğren artık. Stresini yönetmen gerektiğini anlatacağım. Bir kere bunlar böyle. Bunlar bizi eziyor. Almanlar bize baskı yapıyor. Stresim ondan dolayı çoğalıyor diye hayıflanacağına ne yapabilirsin? Bir fırsat olarak değerlendir, tamam mı? Bir antrenman gibi düşün. Örneğin sen vücut geliştirmek için gime gidiyorsun. 10 kilo, tamam mı? Sana verildi. 10 kilo ile antrenman yapıyorsun. Hafif geliyor sana. Sonra birden 50 kilo verdiler. Sana stres yapabilir. İlk dakikalarda sana stres yapabilir. Ondan sonra vücut alışmaya başladığı zaman sana normal gelmeye başlar 50 kilo. Sonra birden sana 100 kilo verdiler. Yani taşıyamayacağın gibi görünen bir ağırlık verdiler. Bir antrenman gibi düşün. O da sana çok ilk dakikalar belki ilk saatler çok ağır gelir ama ondan sonra normal gelmeye başlar. Çünkü başkaları 10 kilo, 20 kilo ile çalışıyor. Sen de 100 kilo ile çalışıyorsun. Ondan dolayı öndesin, sen daha ileridesin. Yani rakiplerinin önünde olduğun için daha çalışkan, daha gayretli, daha tutarlı olduğundan dolayı devamlı seni seçerler ve seni tercih ederler. Her alanda, mesleğinde olsun veya kendi işinde olsun, sen daha çalışkan, daha gayretli ve daha prensipli olduğun zaman yani bu Almanların bu çalışkanlığını baskıcı belki başta baskıcı olabilir ama bu hasletlerini kendine alırsan bu özellikleri kullanmaya başlarsan bunlar sende normal olmaya başladığı zaman bunu fırsat olarak değerlendirmiş olursun ve rakiplerin önünde olursun. Bu şekilde bak aynı zamanda ilk başlangıçta evet streslisin tamam ilk 1 saat 2 saat ama bunu yönlendirmeye başladığın zaman yani bakış açısını mindsetini değiştirdiğin zaman bu senin için normal gelmeye başlıyor ve stresinden kurtulmaya başlıyorsun. Yani stresin aşağı inmeye başlıyor. Önemli olan bakış açını değiştirmek. Yani şer gibi görünen olayları hayır olarak algılayabilmek. Yani bakış açısı, mindset, algı, tamam mı? Bu tarafı değiştirdiğin zaman o zaman stresin azalıyor. Bunun gibi negatif olayları fırsat olarak değerlendir. Hayatına yansıt. Bakış açını değiştirmek için de kendini geliştirmen gerekiyor. Biz yıllardan beri bu bakış açılarını hikmet tarafından görmeyi, negatif olayların aslında sana neler kattığını, ne gibi hayır olduğunu devamlı anlatmaya çalışıyoruz. Yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki bizim eğitimlerimize katılan, gelişime açık olan insanları programlarımıza alıyoruz ve bu şekilde eğitimler veriyoruz. Eğer sen de stresini yönetmeyi öğrenmek istiyorsan, negatif olayları fırsata çevirmek istiyorsan, rakiplerinin önüne geçmek istiyorsan, daha huzurlu bir hayata sahip olmak istiyorsan, daha bereketli ve daha güçlü olmak istiyorsan, o zaman bizim eğitimlerimize katılmak için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kal.